Kültür ve Turizm Bakanı Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Berlin Turizm Fuarı için geldiği Almanya'da, Berlin'de 2014 yılında kundaklanan ve sonrasında onarılan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı Mevlana Camisi'ni ziyaret etti. Avrupa'da yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve İslamofobiyanın Türkiye ve Türk düşmanlığı şeklinde ortaya çıktığını belirten Numan Kurtulmuş, Almanya'da son dönemde camilere yönelik saldırıların arttığını söyledi. Avrupa'daki bu yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve İslamofobiyanın farklı şekillerde tezahürü, bunun da somut bir şekilde Türkiye düşmanlığı ve Türk düşmanlığı şeklinde ortaya çıkışı son derece kaygı vericidir, endişe vericidir. Bu sadece buradaki Müslüman azınlıkların günlük hayatlarını etkileyecek tehlikeli bir boyutta olmanın ötesinde, aynı zamanda Alman toplumunu ve Avrupa toplumlarının buradaki yabancı unsurlarla ya da göçmen unsurlarla bir arada yaşamasını tehlikeye atacak. Almanya'nın, Alman toplumunun farklı topluluklarla olan ilişkilerini zehirleyecek son derece tehlikeli bir trenddir, son derece tehlikeli bir gelişmedir. Bu sadece politikadaki aşırı ırkçı dil olarak ortaya çıkmıyor. Aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkileri, toplumlar arasındaki ilişkileri de zehirleyen son derece tehlikeli ve zararlı bir gelişme olarak Almanya'nın gündeminde, genel olarak da Avrupa'nın gündeminde yer alıyor. Aşağı yukarı günde ortalama 3 camiye Almanya'da saldırıda bulunuluyor ve aşağı yukarı 7 tane de yabancı düşmanı, göçmen düşmanı eylemle karşı karşıya kalıyoruz. En son bu gece Baden-Württemberg eyaletinde bir kasabada Türklere ait olan bir cami kundaklandı Molotov kokteyl saldırısıyla. Maalesef bu da hepimize, buradaki Müslüman toplumuna, buradaki Türk toplumuna son derece rahatsızlık veren, üzüntü veren bir gelişme olarak ortada.